Adana Çukurova'da ziraat alanında hizmet veren ziraat mühendisi Muzaffer Ekinci'yi tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. E, i̇smim Muzaffer Ekinci, ziraat mühendisiyim, çiftçi kökenliyim. E, yıllardır e, bu meslekle uğraşıyorum, severek yapıyorum. Ziraat Mühendisi Muzaffer Ekinci'den hizmet verdiği alanları öğreniyoruz şimdi de. Zira ilaç, tarım ürünleri, danışmanlık, Geniş bir alanda çalışıyorum. Çiftçilerimiz var. Danışmanlığını yapıyoruz. ilacını, gübresini, her türlü teknik konularında yardımcı oluyoruz. Seçici olmaya bakıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bunun dışında firmamı kurdum. Firmamda değişik yan kollarım da var. Tarım ürünleri yetiştirme, alma, satma şeklinde. Birinci kısmı bu. Daha sonra işte Adana'mıza uygun karyasalı biberimiz var. Bununla ilgili satışımız salçasını yapıyoruz tüm Türkiye'ye. Pazarlama yönünde satış ekibim var. E, iç ana kol üzerinde gidiyoruz. Bunlar da kendi, yani sektörde çalışıyoruz. Yani sürekli kendimizi geliştiriyoruz. E, yeni ürünlerle ekleyerek gidiyoruz. Büyüme yolunda hedefimiz var. Bu şekilde. Evet. E, ana işim dediğim gibi e, arazide çalışıyoruz. 12 ay boyunca. Bölgemizdeki ürün deseni çok fazla. Narenciyeden, sebzeden, işte tarla bitkileri, endüstri bitkileri şeklinde. Geniş bir üretim kapasitesi vardır bölge itibariyle. E, bununla ilgili de e, kalıplaşmış, oturtmuş olduğumuz bir müşteri grubumuz var. Bu konu Hizmet veriyoruz. Arazimize gidiyoruz, e, gerekli teşhislerimizi koyuyoruz. İşte hastalığı varsa, hastalık konusunda, beslemesi, bakımı konusunda çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Tabii bunu yaparken de e, piyasa şartlarını, o günkü maliyetlere uygun, yani günümüzdeki maliyetlere uygun şekilde de çiftçimizi uyarıyoruz. E, bu şekilde onlara da bir katkıda bulunuyorum. Ürünlerini satamadıkları zaman gerekli yerlere elimizden geldiği kadar da yardımcı oluyoruz. Tarlada ürün bırakmamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ana işimiz budur. Evet, evet. evet şu an dijital ortamı da kullanaraktan her türlü şekilde Gazimizi haftada bir gezsek, yani sıkıntı olduğu zaman iki defa da gittiğimiz oluyor. Ama bunun dışında da sürekli telefonla, işte teknolojiyi kullanaraktan da sürekli e, istişare içinde bulunuyoruz. E, bu beşinci senem oldu. E, bu da içimde olan, hani sektörde olduğum için içimde olan e, faaliyet alanlarından biriydi. E, beşinci senemdeyim dediğim gibi. E, Adana'mıza özgü sala biberimiz vardır. Bunun e, hem ekilişini yapıyorum, aynı zamanda çiftçilerimizi de ektirerek ürünlerini alıp e, işleyerek salçaya çevirip e, piyasaya sürüyoruz. Bununla da ilgili satış ekibim vardır. Ben toptancı konumundayım. Satış ekibime devrediyorum. Onlar da tüm Türkiye'ye rahatlıkla satıyor. Herkes mutlu, memnun. Peki bu bahsettiğimiz tüm ürünlerde perakende satışımız da mevcut mu? Çok ilgilenmiyorum çünkü toptancı konumundayım dediğim gibi. Hı hı. Ama talep gelirse de o sistemde kurduktan sonra Paris'te grubumuzda olacaktır. Evet. Tüm Türkiye genelinde salçalarımızı sunduğumuzdan bahsettik. Peki diğer ürünlerimiz de tüm Türkiye'ye gidebiliyor mu? Rahatlıkla gidebilir. Bununla ilgili anlaşmalarımız mevcuttur. Firmalarla anlaşmamız tüm dijital ortamda da her yerde sipariş gelme şeklinde Türkiye'nin her tarafına rahatlıkla gönderebileceğiz. Ziraat mühendisi Muzaffer Ekinci, hobi bahçeleri ve ev bitkileri alanında da hazırladığı ürünleri anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Sizin bitkilerle alakalı bir çalışmanız var mı? E, bitkilerle ilgili çalışmam var. E, piyasada böyle bir açık olduğunu gördüm. E, ev hanımlarının ya da e, değişik yerlerde hobi bahçelerinin olduğu, burada, radardan da bana teklifler geldi. İşte bahçemiz var, ağacımız var hobi şeklinde ya da ev bitkileri, bunun işte bakım beslemesiyle ilgili. Gelince ben de araştırdım. Çalıştığım bir firmanın distribütörlüğünü aldım. E, bununla ilgili ev bitkileri, hobi bahçelerindeki bitkilerinde gene bakım beslemesiyle ilgili e, halkımıza destek destek olmak amacıyla böyle bir ürün de piyasaya sürme ihtiyacı duydum. Ee, i̇sterseniz ürünlerden kısaca bahsedeyim. Elimizde e, üç çeşit ürün var. Yapraktan kullanabileceğimiz. Bunun bir tanesi çiçekli, çiçek açan bitkilerde. Diğeri çiçek açmayan, yani çiçeksiz ev bitkilerinde. Diğeri de kombin olarak, gül olsun, ne bileyim işte bahçedeki çimler, hobi bahçelerindeki her türlü ürünlerde kullanılacak, kombin şekilde kullanılacak üç ana ürünümüz var yapraktan. Bunun dışında da sulama suyuyla saksıda ya da çimlik alanları bahçe tipindeki e, sulayabilmek için de sulama suyunda kullanabileceğimiz kullanacağımız iki ana ürünümüz var. Toplamda beş ana ürünle halkımıza e, halkımıza sunmuş bulunuyoruz bunu. E, şöyle söyleyelim yani bunu verince e, böyle e, sihirli dernek değil. Ama nedir? Bir bitkinin kök salması, gelişmesi, dallanması, çiçek açması, yaşamını devam ettirebilmesi için kondisyonun, gıdasının düzenlenmesi ve kondisyonun yerinde olması lazım. Sunmak istediğimiz bu. Bununla da ilgili dediğim gibi piyasada bir açık var. Bununla ilgili teklifler geldiği için de değerlendirdim. Halkımıza sunduk.